30 Temmuz'daki Konya Meram'daki katliamı hepiniz hatırlıyorsunuz. Vicdan sahiplerini yasa boğmuştu. Konya Meram'da yaşanan o katliam bir aile yok olmuştu. 4'ü kadın 7 kişi hayatını kaybetmişti. Hüdapar Konya'da bu 7 kişinin öldürüldüğü katliama ilişkin bir rapor hazırladı ve bu raporu kamuoyuyla bugün paylaştı. Hüdapar hazırladığı raporda olayın bir Kürt-Türk çatışması olmadığını, adli anlaşmazlıklar üzerinden geliştiğini ancak kimi kışkırtmalarla etnik bir çatışmaya taşınmak istendiğine dikkat çekti. Hangi gerekçelerle işlenmiş olursa olsun olayın bir katliam olduğunun vurgulandığı raporda etkili bir soruşturma yürütülmesi gerektiği belirtildi. Hüdapar'ın oluşturduğu Konya Meram Katliamı Araştırma Komisyonu 30 Temmuz 2021'de Dedeoğulları ailesinin 7 ferdinin katledilmesi olayıyla ilgili yaptığı gözlem, tespit ve değerlendirmeleri rapor haline getirerek kamuoyuyla paylaştı. Raporun detaylarını Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Araştırma Komisyonu Başkanı Mahmut Şahin, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Yaptıkları inceleme sonucuna göre yaşanan olayın Kürt-Türk kavgası olmadığını vurgulayan Şahin, katliamın asıl sahik ve sebepleri Türk-Kürt çatışması değildir dedi. Dedeoğlu ve Keleş ailesi arasındaki husumetin şiddetlendiği ilk dönemlerde ırkçı bir takım cümlelere sarf edildiği tehditleşmenin olduğu ortaya çıkmış ve belirtilmiş olsa da bunun kişilerin mensup olduğu etnisiteler taraftar bulmak ve karşı tarafı bunun üzerinden korkutmak amaçlı olabileceğini değerlendiriyoruz. Husumetin adli bir olay ile başladığı, olayın olduğu mahallede Türklerin ve Kürtlerin yıllardır uyum içinde yaşadığı, ırkçılık üzerinden bir çatışmanın yaşanmadığı, aynı mahallede yaşayan Kürt ve Türk aileler tarafından dile getirilmiştir. Kavgalarda akrabaları dışında mahalleden üçüncü kişiler olayda yok. Hiçbir olayda ama yok. Üçüncü şahısların olmaması olayın bir Türk-Kürt anlaşmazlığından öte adli anlaşmazlıklar üzerinden geliştiğini göstermektedir. Olayın farklı yönlere kanalize edilmek istendiğine dikkat çeken Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, hangi gerekçeyle işlenmiş olursa olsun olayın bir katliam olduğunu söyledi. Hangi gerekçe ve sahiplerle işlenmiş olursa olsun meydana gelen olay bir katliamdır ve katledilen ailenin acısı aslında tüm Türkiye'nin acısıdır. Hayat hakkı Allah'ın insana bahşetmiş olduğu bir hak olup hiç kimsenin bu hak üzerinde tasarruf yetkisi yoktur. Husumetin sonlanması için gerekli girişimlerin yapılmadığını belirten Şahin, bu durumun alışılagelmiş toplumsal değerlerimizin aşındığını gösterdiğini işaret etti. Dedeoğlu ve Keleş ailesi arasında yaşanan kavga olayında mahallede oturan Türk ve Kürt aileler, imam, muhtar, siyasi parti temsilcileri, STK, yöneticileri ve kanaat önderleri tarafsız kalmışsa da husumetin barış ile sonuçlanması için yeterince çaba ve girişimde bulunmadıkları da çok açıktır. Bu durum alışılagelmiş toplumsal değerlerimizin aşındığını ve toplumsal dayanışmanın zayıfladığını, manevi dinamiklere sahip sivil toplum anlayışının gerilediği ya da geriletildiği ve bireyselleşmenin arttığı gibi kötü bir gidişata da çok bariz bir şekilde işaret etmektedir. Gerçekleşen katliam öncesi ve sonrasında yetkili makamlarında sorumsuz davrandığını ifade eden Şahin, olayın bütün yönleriyle ortaya çıkaracak etkili bir soruşturma yürütülmedi dedi. Konya'da gerçekleşen katliam, gün geçtikçe büyüyen ve acı olayların yaşanmasına neden olan güvenlik zafiyetini ve yargının etkisizleştiğini de açıkça ortaya koymaktadır. Dedeoğlu ailesinin hayatı ve tehlikeli bir saldırı altında olduğu bilinmesine rağmen etkili bir güvenlik ve koruma tedbiri alınmamıştır. Mezkur katliam hadisesinin devlet tarafından bütün yönleriyle etkin bir soruşturmaya tabi tutulması, yapılacak yargılama ile fail ya da faillerin azmettiren, iştirak eden ve olayda ihmali olan kamu görevlilerinin caydırıcı şekilde cezalandırılması kanaatindeyiz. Bir an önce adaletin tesisi alınarak kamu vicdanı bu noktada rahatlatılmalıdır.